selam. Şu anda neredeyim? Şu anda İsrail Tel Aviv'deyim ve inanılmaz yorgunum. Sabah 5.30 gibi falan kalktım ve işte yarım saat içinde hazırlandım. İzmir git gel yaptıktan sonra Tel Aviv yaptım. Bunu zaten sizlerle Mayıs ayı uçuş programında paylaşmıştım. İzlemeyenler mutlaka izlesin diyorum ve evet, şimdi buradayız. Neden çok yorgunum ama? Çünkü bugün 3. günüm ve her gün neredeyse işte 5'te, 5 çeyrekte falan kalktım. Gerçekten kendimi inanılmaz yorgun hissediyorum. Hemen hızlıca üstümü değiştirdim ve bu arada odam şahane, size göstereceğim. Çok güzel, çok büyük. Şimdi ne yapıyoruz? 18. katta bizim için yine bir lunch var ve bir akşam yemeği var, açık büfe. Orada bir şeyler yiyeceğim. Sonra geleceğim, duş alacağım. Ve aynı zamanda gelip biraz yoga yapmak istiyorum, esneme çalışmak istiyorum. Gerçekten bacaklarım çok ağrıyor ve uçuş sonrası bana en iyi gelen şey biraz esneme çalışmak. Sonrasında ne yapıyoruz? Sonrasında uyuyorum çünkü gece 2'de kalkacağım, hazırlanacağım ve İsrail Tel Aviv'den İstanbul'a gideceğim ve ardından Amsterdam'a uçacağım. Bir günde Amsterdam'da kalacağım. Evet, bu şekilde. O yüzden ben de şöyle düşündüm. Bu yatılarda biraz sizlerle neler yaptığımı paylaşayım dedim ve işte odam. O kadar güzel ki anlatamam. Kocaman bir yatak. Burada böyle yayılarak, böyle uzanarak, nasıl biliyor musunuz? Böyle dönerek yatmak falan istiyorum. O kadar yorgunum ve dışarısı çok güzel. Dışarısı böyle, manzara harika, onu çok sevdim. Sonrası, bu enerji nereden geliyor diyeceksiniz. Bu kadar yorgunsun. Gerçekten ama gerçekten çok yorgunum. Sadece sanırım hani böyle farklı bir yerde olmak bana gerçekten iyi hissettiriyor. Sosyalleşmek, güzel bir yemek yemek, bir duş almak, işte sevdiğim bir sporu yapmak. Sanırım uçuşlardan sonra onları iyi hissettiriyor. Bu arada o da inanılmaz sıcak. Konuşamıyorum. Evet, şimdi size kısaca şöyle bir odayı da göstereceğim ve şu manzaraya bir bakın. Ve şöyle bir manzarası var. Evet, size şimdi banyomu da göstereceğim. Ki gerçekten çok sevdim. Hatta bayıldım. Wow! Selam dostlarım, dağılmış saçlarımla size merhaba diyorum ve tripodumu unuttuğum için maalesef ki böyle bir çekim başlıyor. Şu anda neredeyim? Şu anda Amsterdam'dayım. Tel Aviv yatıdan sonra biliyorsunuz ki otele, Tel Aviv'e 4.30 gibi geldik. Sonrasında gece 2'de uyandım. 2.55'te de otelden çıktık ve Tel Aviv'den İstanbul'a, İstanbul'dan da Amsterdam'a uçtuk ve
Otele gelir gelmez dedim ki benim bir duş almam lazım. Bir kendime gelmem lazım. Güzel bir duş aldım. Ve kendimi Amsterdam sokaklarına böyle böyle attım. Kendime süper bir naslı mangolu bir smoothie aldım ve yanında da böyle salata, makarna, üzerinde biraz tavuk vardı ve çok da güzel bir sosu vardı. Açıkçası bayıldım. Bayağı bir yürüdüm burada. Sokaklarda kayboldum. Oturdum. Güzelce ne yemeğimi yedim. Karnım doydu. Mutluyum, huzurluyum. Böyle bütün ağrılarım gitmiş gibi hissediyorum. Güneşli bir Amsterdam'ın tek başıma, yalnız başıma tadını çıkaracağım. Bugün böyle olsun istedim. Kendimle vakit geçirmek istedim. Belki siz beni yalnız bırakmazsınız. Evet, şimdi kalktım, birazcık yürüyüşe devam ediyorum ve açıkçası sizinle bir şey daha paylaşmak istiyorum. Bu sıralar bir kitap okuyorum ve inanılmaz hoşuma gitti. Sanırım Hollanda'yı o kadar çok seviyorum ki buraya her yatıya geldiğimde zaten hep size de söylüyorum. Burada bir değişik bir enerji buluyorum. Ve bir tane kitap okuyorum. Dünyanın en mutlu çocukları Hollandalı çocuklar mı diye. İnanılmaz hoşuma gitti. Okurken çok keyif alıyorum. İşte dönüyorum. Ve şöyle bir söz vardı kitapta. Hollandalı çocuklar küçüklüklerinden itibaren işte bisiklet kullanmayı öğrenirler diye ve şunu bilirler diyor. Kötü havalarda işte yağmurlu, yağışlı, rüzgarlı havalarda bisiklet kullanırlar ve her günümüzün işte gökkuşağı gibi güneşli, muhteşem bir gün olmadığını ve zorluklarla mücadele etmeyi öğrenirler yazıyordu ve inanılmaz etkilendim bu sözden. Kesinlikle çok çok değerli bir şey bence bu. Ve benim gibi böyle bisiklete binmeyi çok seven biri için şu anda kendimi tutamıyorum. Bakar mısınız? Geçiyorlar. Bir tane bisiklet kiralayıp böyle gezebilirim. Şu anda istediğim şey bu. Evet, bu kitaptaki bu ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istedim çünkü gerçekten beni çok etkiledi. Okuduktan sonra belki Instagram'dan da paylaşırım sizlerle. Ve devam ediyoruz. Senin mi? Yalnız olmak çok eğlenceli bir şey ya. Aslında yalnız değilim, siz varsınız. Hey! İnanmayacaksınız. Biraz önce yolda yürürken bir park sordum. Bulamadım çünkü tam yerini. Nerede diye. Kız Amerikalı çıktı ve biraz sohbet ettik. Dedi ki ben oraya gidiyorum. Gel ben seni oraya götürürüm dedi. Birlikte buraya geldik ve şu an burası muazzam güzel. Muazzam. Delirebilirim.